Tebrikler. Hipnoz eğitimi aldınız. Duygularınızı alabilir miyiz? Duygularınızı alabilir miyiz? Çok güzel bir 6 gün geçti. Bence 6 gün nokta vuruştu. Sınav, evet sınav gibiydi. Sınavdı yani ama çok güzel bir de eğitimdi. Onu çok rahatlıkla, iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Hatta bu modellenebilir, yaygınlaştırılabilir. Pek çok yerde, yani ben tıp eğitimi aldığım için bize hocaları nasıl sınav yaptığını biliyorum. Ben de nasıl sınav yaptığımızı biliyorum ama ben bu tip şeyleri uygulamaya çalıştım. Yani esas bu noktaya getirirken hazırdık. Yani onu hissettim ben. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki böyle bir güzel karar vermişim. İyi ki böyle bir organizasyon yapmışsınız. İyi ki böyle eğitmen arkadaşları getirmişsiniz buraya. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'e, size, Hanife Hanım'a. Eğitimde verilen dokümanlar, materyaller yeterli miydi? Yeterliydi. Çoğusunu okudum. Çoğu 50 sayfalık olanın hepsini okumadım ama diğerlerinin hepsini okudum. Bence oldukça yeterliydi. Ve pratik eğitimimiz çok yoğundu zaten. Hani teorik eğitimimizde artı hani soru sorduğumuzda etrafımızda herkes cevaplamaya hazırdı. Siz de dahil. Yani onda da hiçbir sıkıntı hissetmedim. Ben kendim ilk gün tüm arkadaşlar biliyor hipnozda böyle direndim. Yani direndim derken sanki böyle hipnoz yaparken o olacak her şey gibi. Kendim o hipnoz nedir onu öğrendim. Yani hipnozu da kendini bırakma, hipnoza açık olmayı kendim yaşayarak öğrendim. Bugünkü deneyimle de gerçekten derin hipnoza girdi kişi. Bunu gördüm. Peşinden de kod cümleyle hipnoz yaptım, onu gördüm. Materyaller yeterliydi. Bir doktor olarak bugünden sonra insanlara hipnozu nasıl çalışacaksınız? Nerede çalışacaksınız? Şu anda yani iş yeri hekimi olarak çalışıyorum. Orada işçi arkadaşlar, onlara yardımcı olacağım. Şu anda beni bekliyorlar. 2-3 tanesi sigara için, bir tanesi tırnaklarını yiyor. Onun için bekliyor. Bir tanesi stresteyim diyor. Stres sebeplerini de biliyorum da stresteyim diyor. Bunlar ilk planda hazır. Ben gönüllüyüm diyen 3 kişi var şu anda gidince. Bundan çalışacağım. Yani emekliyim. Öğretim üyesi olarak emekli olduğum için para kazanmayı bilmiyorum da. Yani onu düşünür müyüm bilmiyorum ama eğitimci olmak isterim. Gerçekten. Yalnız böyle yardım amaçlı yapacağım bunu. Ben kısmen zaten nörofizyoloji, nöropsikolojiyle ilgilendiğim için psikoterapi kısmını yapıyordum. Bunları yapacağım. Bu kursla birlikte yaşamınızda neler değişti? Kursla birlikte yani son 2 gün uyguladım. Uyumakta zorluk çekiyordum. Hatta benim çocuklar şey diyorlar. Baba sen uyumamak için her şeyi yapıyorsun. Saatler ilerliyor. Ben çay içmeye daha devam ediyorum. Su içiyorum. Bilmem ne. Kitap okuyorum. Kitap okumayı severim. 2 gündür ben onu kontrol ettim. Başta kendimde kontrol ettim. Ve gerçekten uyudum. Bugün sabah hele saati kurdum. Yani normalde saat kurmam. Normal bir biyolojik ritimde kalkarım. Saati kurdum ya sınava yetişeyim diye. Bir kere bu şey var. Artı çok büyük bir rahatlama ve rahatlama var. Yani böyle normalde mesela arabada filan arabayla gidip geliyorum. Taktığım şeyler vardı. Aha baktım takmıyorum yani. Onları takmıyorum. O çok büyük bir rahatlık verdi bana. Hipnozu bir doktor olarak insanlara tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Şu anda yani kendi ailemde 3 hekim var. Onlara hemen söylüyorum. Onlar da esasında almak istiyorlardı. Önce sen bir öğren baba da dediler. Yani onlara tavsiye ediyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Sadece hekimlere değil. Hekimlere de tavsiye ederim ama herkes buradan kesinlikle fayda görecek ve hipnotist olabilirler yani. Bu eğitimde kurucumuz HPN Akademi'nin kurucusu Sayın Ahmet, kurucusu ve yöneticisi Sayın Ahmet Ünal'dan eğitim aldınız. Bir de bununla ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Ahmet Bey ilk gün
nasıl diyeyim ben, alışma gibi oluyor. Her zaman olur zaten. Yani kendine açtığına inandığım andan itibaren ben açtım kendimi ve çok faydalandım. Dolu bir insan, çok dolu bir insan onu söyleyeyim ve yorulmayan bir insan. Yani vermek isteyen bir insan. 6'ya kadar benim kursumu deyip bırakabilirsiniz. Böyle yapmadı yani. 8'e kadar burada kaldık. Hatta 8'den sonra gittiğimiz zamanlar oldu. Tek tek ilgilendi, üşenmedi, anlattı, uğraştı. Elinden ne geliyorsa hem bizi çözmeye çalıştı, hem eğitimini vermeye çalıştı. Çok güzel bir eğitimci. Biz sizin bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Eğitime katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar.